burada göreceğimiz mukaddes emanetler üç yolla getirilmiştir. İlki, Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferinden dönerken getirdikleridir. İkincisini Mekke-i Mükerreme emiri göndermiştir. Üçüncüsü de Medine-i Münevvere müdafiği Fahrettin Paşa'nın İngilizlerin eline geçmemesi için özel muhafızlarla trenle kaçırdıklarıdır. Hicretten sonra Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimizin Eshab-ı Kiram'la bizzat çalışarak yaptığı Mescid-i Nebi'nin maketi. Kubbe-i Hadra da denilen yeşil kubbeli kısım, Peygamber Efendimizin kabri saadetlerinin bulunduğu yeri temsil etmektedir. Bütün semavi dinlerce kutsal kabul edilen Kudüs, burada bulunan Mescid-i Aksa ve buranın da yakınında Peygamberimizin miraca çıktıkları kayanın üzerinde sonradan inşa edilen Kubbetü Sahra Camii maketi. Sedef, ince bir işçilikle dantel gibi işlenmiştir. Aslına verilen değer, maketine de verilerek mukaddes emanetlerin yanında muhafaza edilmiştir. Mukaddes emanetlerin en mühimi Hırka-i Saadet'tir. Halen Sultan Abdülaziz Han'ın yaptırdığı bir sandık içinde kıymetli kumaşlardan yapılı bohçalarla sarılı ayrı bir altın çekmecede muhafaza edilmektedir. İçi krem renkli astarlı, siyah yünlü bir kumaştan yapılmıştır. Bu Hırka-i Saadet, Peygamber Efendimizin Ka'b bin Züheyr'e hediye ettiği hırkalarıdır. Kaside-i Bürde adıyla meşhur oldu. Bu sandukanın anahtarı bizzat padişahta bulunurdu. Sancağı Şerif, Mısır'ın fethinden sonra 6 Temmuz 1517'de Mekke-i Mükerreme emiri tarafından Yavuz Sultan Selim Han'a sunulan mukaddes emanetlerin en mühimlerinden biri de Peygamber Efendimizin sancağı şerifleridir. Hırka-i Saadet dairesinde gördüğünüz bu küçük sandıkta saklanmaktadır. Ukab denilen siyah renkli bir sancaktır. Sonradan yeşil ipekten bir sancak yapılarak üzerine sancağı şeriften parçalar dikilmiştir. Peygamber Efendimizin iki kılıcı ve yayı bir arada. Seyfi-i Nebevi denilen Peygamber Efendimiz'e ait kılıçlar. İki adet olan bu müstesna kılıçların kınları ve kavzaları daha sonra Osmanlı sultanları tarafından kıymetli taşlarla yer yerde altınla itinayla bezenmiştir. Peygamber Efendimizin bambu ağacından yapılmış yayı ve kılıfı. Saadet, yani Peygamber Efendimizin mübarek sakalı şerifleri. Hırka-i Saadet dairesinde 60'a yakın sakalı şerif bulunmaktadır. Bunlardan 24 kadarı altın ve kıymetli taşlarla süslenmiş, cam muhafazalarda veya sedef kalkmalı özel kutularda saklanmaktadır. Hırka-i Saadet dairesi kurulunca bunların saklanması ve bakımları da özel usule bağlanmıştır. Peygamber Efendimizin akikten mübarek mührü.
Mührü Saadeti. Peygamberimize ait teberrukat eşyaları. Ebatlarına göre altından, gümüşten ve diğer değerli malzemeyle yapılmış kutularda ve sandıklarda itinayla saklanmaktadır. Resulullah Efendimizin Uhud Savaşı'nda kırılan mübarek dişlerinin bir parçası. Vendani Saadeti bu işlemeli kutuda. Kabri Saadetinden ve Kabe'den alınan toprakların konduğu kadlar. Bu altın kutuda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kıpti, yani Mısır hükümdarı Mukavkıs'a İslamiyet'e davet için yazdığı mektupları, Name-i Saadetleri muhafaza edilmektedir. Mektup ceylan derisi üzerine 12 satır olarak yazılmış ve mübarek mühürleriyle de mühürlenmiştir. Sevgili Peygamberimizin Şemail-i Şeriflerinin anlatıldığı altın levha. Nakşi Kademi-i Şerifler. Muhammed Aleyhisselam'ın mucizelerinden, yani harikulade hadiselerinden biri de yumuşak, kum gibi zeminlerde yürüdüğünde ayak izlerinin çıkmaması. Sert zeminlerde ise burada görüldüğü gibi yumuşak bir yere basılmış gibi iz bırakmasıdır. Dünyanın birçok yerinde Nakşi Kademi-i Şeriflerin olduğu bilinmektedir. Topkapı Sarayı'nda sergilenenlerin dışında İstanbul'da ayrıca Eyüp Sultan Türbesi'nde, 1. Abdülhamit Han Türbesi'nde ve 1. Sultan Ahmet Han'ın Türbesi'nde mevcuttur. Topkapı Sarayı, Hırka-i Saadet Dairesi'nde 4'ü taş, 2'si tuğla nevinden olmak üzere 6 kademi şerif mevcuttur.